Semiha'nın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün üzerinde et kavurmalı, tel şehriyeli bulgur pilavı tarifim var. İster porsiyonluk, isterseniz de tepside böyle güzel bir sunum yapabilirsiniz. Öncelikle eti kavurmakla başlıyorum. Tencereye 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ iyice kızdıktan sonra kuşbaşı doğranmış eti tencereye aldım. Ben dana eti kullandım. Koyun eti de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 700 gram et kullandım. Yüksek ateşte karıştırarak etleri mühürlüyorum. Böyle rengi dönene kadar yüksek ateşte karıştıralım. Ben yağ ekleyerek kavuruyorum ama eğer etiniz yağlıysa yağ eklemenize gerek yok. Sadece eti koyup kavurmaya başlayabilirsiniz. Etlerin rengi dönüp biraz sulanıncaya kadar karıştırdım. Bakın sulandıktan sonra yarım su bardağı su ekliyorum. Eğer kuzu eti ya da koyun eti kullanıyorsanız su eklemeden pişirin. Ocağın altını kıstım ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Ete göre pişme süresi değişebilir. Eğer etler yumuşamadıysa, yani pişmediyse üzerine biraz daha sıcak su ekleyip pişirmeye devam edebilirsiniz. Etler yumuşayıp suyunu çektikten sonra üzerine yarım yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı kavurmaya ayrı bir lezzet veriyor. İsterseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Kavurma soğanla güzel oluyor. Bir tane soğanı iri iri doğradım. Kavurmama ekledim. Biraz da soğanla beraber kavuracağım. İsterseniz siz soğansız sade de kavurabilirsiniz. Kavurmaya biraz karabiber, biraz da tuz kırıyorum. Soğanlar iyice ölene kadar kavurmaya devam ediyorum. Tencerenin kapağını kapattım. Kısık ateşte kavrula dursun. Ben pilavı hazırlayacağım. Pilav tenceresine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı alıyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bir çay bardağı tel şehriye ekliyorum. Şehriyelerin rengi dönene kadar kavuralım. Şehriyeleri iyice kızartırsanız bulgur pilavının içinde daha güzel görünür. Şehriyeleri kavurduktan sonra 1,5 su bardağı bulgur ekliyorum. Bu pilavı ben 4-5 kişilik hazırlıyorum. Kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bulgurla da 3-4 dakika kavuracağım. Bulguru kavurduğunuzda pilavı daha lezzetli oluyor. Pilavımı daha da lezzetlendirmek için içine kemik suyu koyacağım. Kemikleri sebzelerle kaynatıp böyle buzluk poşetlerine koyup buzlukta saklıyorum. Pilavlarda, çorbalarda çok lezzetli oluyor. Sebzeli kemik suyu tarifini de kanalımda paylaşmıştım. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. İzlemediyseniz üzerine tıklayarak izleyebilirsiniz. Pilavıma 5-6 küp kemik suyu, 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Şimdi pilavın suyunu koyacağım. Ben 2,5 su bardağı su ekledim. Bulgura göre su miktarı değişebilir. Bazı bulgurlar çok, bazı bulgurlar da az su çeker. Siz 2 su bardağı su ekleyip eğer pişmediyse daha sonradan yarım su bardağı su ekleyebilirsiniz. Pilavı şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Önce harlı ateşte 5 dakika kaynatacağım. Daha sonra ocağı kısıp bulgurlar suyunu çekip yumuşayana kadar pişireceğim. Pilavı kontrol ediyorum. Kaşığı şöyle batırdığınızda eğer dibinde su varsa biraz daha çektirebilirsiniz. Çok az suyu kalmış, biraz daha çektireceğim. Ben bu arada yemeğimin yanına karnabahar, brokoli ve havuçtan oluşan garnitür hazırladım. Bu sebzeleri ben iyice yıkayıp süzüldükten sonra zeytinyağında hiç su eklemeden pişiriyorum. İyice yumuşayıp piştikten sonra da üzerine limon suyu gezdiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Bu arada soğanlar ölene kadar eti de kavurdum. Bir kenarda bekliyor. Pilav da suyunu iyice çekti.
Üzerine havlu kağıt kapatıyorum. En az 15 dakika dinlendirelim. Pilav dinlendi. Şöyle bir karıştırıyorum. Tane tane çok güzel olmuş. Servis etmeden önce kavurmayı da biraz ısıttım. Porsiyonluk servis edeceğim de tabağın tabanına etten, üzerine de bulgur pilavından koyuyorum. Pilavı koyduktan sonra kaşığın tersiyle iyice bastırıyorum ki ters çevirince güzel çıksın. Yanında garnitür, yoğurt ya da turşuyla servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, güzel bir ana yemek oluyor. Kanalımda birçok yemek tarifleri, yöresel tarifler, tatlı tuzlu hamur işi tarifleri, yazlık ve kışlık hazırlıkları, sağlıklı atıştırmalıklar, birçok tarifim var. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu yemeği ya porsiyonluk ya da tepside bütün olarak güzel bir sunumla servis edebilirsiniz. Yine bu yemeği yaptığım başka bir günde şehriyeli bulgur pilavı ve kavurmasıyla bütün olarak servis etmiştim. Sizin için çektim. Burada bulgur pilavını 2 su bardağı bulgurla pişirmiştim. Yine tane tane çok güzel oldu. Pilavı tart kalıbına döküyorum. İyice bastırdıktan sonra düz bir tepsiye ters çevireceğim. Üzerine de yaptığım kavurmayı dökeceğim. Pilavımın kıvamını da göstereceğim. Ama önce veda etmek istiyorum. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.